yaklaşık 10 milyon takipçisi olan bir haber sitesi yaptı anketle efendim. Barbie ve Ken'leri seçti. Listede 3 Türk oyuncu var. Bakın kimler? Hande Erçel ve Tuğba Büyüküstün Barbie, Mert Ramazan Demir Ken seçildi. Erçel gerçekten bir Barbie. Katılıyor musunuz? Siz beraber Sen Çal Kapımı dizisinde yer almıştınız. Katılıyorum. Oynamıştınız. Çok güzel bir kız fakat bence akılda kalıcı bir yüz değil. Yani şimdi burada Tuğba Büyüküstün'le mukayese ediliyor. Tuğba'daki anlam, Tuğba'daki içten dışarı çıkan ruh onda o kadar yok. Belki bir 10 sene sonra oturmuş olabilir ama şu an bana yüzeysel geliyor güzelliği. Biraz daha işlemesi gerekiyor. İşlemesi ve doldurması gerekiyor. Şimdi bilmiyorum, bazen bazı duyguları anlatamazsınız, tanımlayamazsınız. Kendi güzelliğine aşık olan, kendi güzelliğinden çok haberdar ve farkında olan kişiler o kadar çok bu güzelliğe takılıyorlar ki, dıştaki güzelliğe, onun o tenin içindeki ruhu, ateşi, canı ortaya yeteri kadar çıkaramıyorlar. Ben Hande'yi biraz öyle görüyorum. Bu biraz tecrübesizlikten olabilir. Bugünün değer yargılarının peşinde koşuyor olmaktan olabilir. Ben bunları ille de eleştirmiyorum da. Evet. Ben sonuçta 66 bir ay sonra 67 yaşında bir kadınım. Maşallah. Dolayısıyla, dolayısıyla benim değer yargılarım eskide kalmış değer yargıları. Bugün için bunlar geçerli biliyorum. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Benim dediklerim doğrudur demiyorum. Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde iki bölüm oynadınız. Evet. Gelip böyle hani oyunculuk konusunda ya da sizin ona, onun size sorduğu, danıştığı, söylediği bir şeyler oldu mu hiç sette? Karşı karşıya geldiniz mi yani? Geldik de öyle bir şey hatırlamıyorum. Hayır. Zaten ben diziye girdiğimde dizi bitmek üzereydi. Biraz yapay bir ortam vardı. Sanki pek bir bıkmışlardı diziden. Otomatiğe bağlamışlardı. Uzatmaları oynuyordu. Diye oynuyorlardı. Ben hatta şaşkınlıkla bakıyordum yani. Hande'nin kendisi için demiyorum. Genel anlamda. Genel anlamda. Bütün oyuncular, bir iki kişi hariç belki. Öyle bir şey olmadı, hayır. Belki biteceğini anlayınca yapımın bıraktılar. O hevessizlik tahmin geldi. Ediyorum. Öyle olduğunu geldi. Tahmin ediyorum. Peki izler öyle. Misiniz sonra işlerinizi? Bakar mısınız? İzlerim. Hande'ye baktığınızda beğendiniz mi onun performansını? O sahnelere bakmam. Kendime bakarım bir tek. Nasıl? Bir şey izleyeceğim. Dizinin bütününe bakmaz mısınız? Hayır. Kendi sahnelerime bakarım. Peki hani içinde rol aldığınız yapıma şöyle de bir bakayım fikrim olsun demiyor musunuz? Ha onu diyorum tabii ama aklımda kalmaz. Ben aşırı unutkanımdır. Yani sonuçta 67 senedir kullandığım bir hard disk var. Kapasitesi çok küçük kaldı artık onun. Siliyorum yenine, siliyorum yerine yani devreler atmasın diye çok şey doldurmamaya çalışıyorum. Ama Hande fena değildi. Yani potansiyeli var ama böyle çok iyi oyuncu, muhteşem bir ışık diyeceğim bir şey yok. Ama iyi bir oyuncu. Cici, tatlı, güzel. Ya yani benim çıtam biraz fazla yüksektir. Yani Hande benim için 7 ile 8 arasında bir yerde durur not 7 olarak. 7 ile 8 arası çok iyi. Bonkörsünüz yani. Notta. Evet. Yani. Çok iyi. Yani. 7 ile 8 arası vallahi Hande şu an mutlu olmuştur. Belki de sevdim tatlı bir kız. Evet, yok, yani tatlı bir kız. 1, 2 verdiğinizi de merak ettim. Şimdi 10 verdiğinizi de merak ettim Hande 7, 8'de duruyorsa. 10 kaldı mı bakayım piyasada? 10 var. Kim vardı? 10 var, ben hemen sayayım size. Salih Bademci, İsmail Hacıoğlu. Hayır, kadın olarak kadınlardan düşün. Gökçe Bahadır, Demet Evgar. Bir dakika, ne vardı? İsmail Hacıoğlu var. Söyledim onu. Başka? Gökçe'yi de söyledim. Gökçe'yi de söyledim.
Burcu Doğru. Biricik var. Evet, Evrim Alasya var. Evrim Onu tanımıyorum Alasya. Ama diğer üçünde evet. hemfikirim. Evet. Ben Settar Tanrıoğlu'nu daha hayranlıkla izliyorum. O daha gençler usta. Arası, o ustalar usta. Arasında. Levent Üzümcüoğlu muydu? Yeni jenerasyondan. Levent Cem Üzümcüoğlu var. Bir sürü böyle aslında şu an aklımıza gelmedi. Anladım. Kusura da bakmasınlar ama bir sürü isim sayabiliriz. Barbie dedik. Barbie'de kaldık. Ben Barbie adayımı söylüyorum. Benim Barbie'm Afra Saraçoğlu. Benim ve Barbie. Beren Saat. Ya bu tür işlerde zaten kızlar güzel. Beni şaşırtmıyor. Evet. Ben dün bir şey açtım, kahkaha attım. Beni şaşırtan ya da kahkaha atıp ya da sinirlendiren şey ilgimi çekiyor. Selda Bağcan. Kendini Barbie yap. Benim favorim Selda Bağcan. Estetik mi oldu? Hayır olmadı. O da kendini Barbie, işte bu şeyden, bu yazıdan. Bu bir akım böyle. Kendini koyup üstüne Barbie yazıyorsun. Barbie oldu. Selda Bağcan var. Selda Bağcan'dan yana ya kullanıyorum. Selda Bağcan'a gelene kadar... Türkücü Berdan Mardini bile Barbie oldu. Ya yapmayın. Ya insan Ken olur, o Barbie oldu. Daha doğrusu bir hayranını Barbie yaptı. O da paylaştı bunu. Pembiş ya. Pembiş. Barbie'miz. Ya. Future Oscar winner. Berdan tight giymişti. Berdan Tightini olmuştu. Şimdi Berdan Barbini oldu. Evet. Her türlü Mardini diye yazmış zaten biz bir sayfadan. Bak aldık. Bir şey söyleyeyim mi? Belki konudan konuya geçiyorum ama benim mesela çok tevazu göstermeyeceğim. İyi bir oyuncu olmamla birlikte diğer bazı çocuk oyuncular kadar akılda kalıcı olmamamın nedenlerinden biri adımın sonunda cık cık olmamasıdır. Ha. Parlacık olsaydınız kalır Büyük mı? Büyük bir ihtimalle daha çok kalırdı. Ayşe'cim, Ömer'cik. Ben her zaman için farklılık ve kişilik peşinde koştum. Ailemden bana gelen bir miras bu. Allah razı olsun onlardan. Nasıl insan Barbie olmak ister bilmiyorum. Evet. Yani Barbie. Parla Şenol varken benim elimde. Niye ben Barbie olayım? Ben niye Barbie olayım ya? Evet. Senin elinde Berdan Mardini varken sen niye Barbie oluyorsun? Hayır, şimdi Parla Şenol Barbie olsa hani neşeli ha bir insansınız. Ama yıllarca Ağar abi diye bize izletti, kaş göz yaptı. Ağar abiden pembiş Barbie'ye geçmesi evet. şoklara uğratıyor. Yani. Evet. Yazdılar zaten. O da gülüyor, dalga geçiyor kendini. Ne yapsınlar? İnsanın kendine dalga geçmesi de iyi bir şey tabii ki bu arada. Ya bir de yenilik gerekiyor insanlara. Hani onlar daha ön planda sanatçılar olduğu için... Ben belki böyle bir şeylere ihtiyaç hissetmiyorum. Çünkü ben çok popüler bir sanatçı değilim. Belki çok popüler olsam o popülariteyi korumak için ben de bir takım yollara başvurmak zorunda evet. kalabilirim. Şimdi bu geldi aklıma. Öyle yapmış. Yapsın yavrum biz, benim. Ya sonuçta. Barbie'şim. Sonuçta amaç konuşulmak. Evet. Konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Eğlence biraz. Sizin Barbie'niz kim? Tuğba Büyüküstün mü? Yok. Kim? Barbie kim Müge olabilir? Müge sen söyledin mi Müge? Benim gözümde yani Barbie kim olabilir? Ben böyle şeylerde eğlenmek istiyorum. Zaten çok güzel kızlar. Evet Barbie de olur. Dünyanın bütün güzel şeylerin markalarını da taşıyabilirler. Tuğba Büyüküstün, Hande Erçel'de. Ben Selda Bağcan diyorum. Bir şey olsun yani değil mi? Ben hep aynı. Gençliğinde Nilüfer Açıkalan'ı çok çok beğenirdim. Çok. Evet. Nilüfer. O da çok özel bir güzeldir. Kesinlikle. Demet Evgar bak enteresan çok güzel. Demet Evgar'da. Evet. Çok. Şimdi ne demişler? Parla Hanım ne kadar doğru söyledi. Bu Hande'yi niye bu kadar abartıyorsunuz? Evet güzel kız ama Parla Şenol'un dediği gibi akılda kalan bir güzelliği yok demiş. Benim kenim Onur Seyit Yaran, Barbie'm ise Su Burcu Yazgı Coşkun diye yazmış başka bir izleyicimiz. Özgöz Pirinççi ile Burcu Biricik'in oyunculuğunu unutmayın demiş. Burcu Biricik'i söyledik. Söylendi. Özge'yi unuttuk, iyi ki hatırlattınız. Doğru. Barbie deyince aklıma Seda Sayan'ın Barbie bacakları geliyor diye yazmış başka bir izleyicimiz de. Evet değil mi? Barbie bacakları var Seda. O Barbie bacak yaptırıyor güzellik evet. merkezinde. Şimdi öyle şeyler yapıyor. Evet. O da mı yaptırılıyor? Yok inceltme. İnceltme şeylerinden, seanslarından geçiyorsunuz. Öyle yaptırılıyor. Ameliyatlı bir Şimdi durum benim değil. Benim oğlum ne dedi biliyor musunuz evet. kızlar? Bunu mümkün olduğu kadar kanalı rahatsız etmeyecek kadar usturuplu evet, söylemeye aman. Çalışacağım. Ha. O kişilerle sevişmek bile suç. Çünkü
organlarının yaşları 18'in altında kalıyor dedi. Yeni yaptırmış ya her yerini. 3 senelik, 5 senelik. Yani sanki bir küçük çocukla sevişir gibi olmuş oluyor diye bu bir suç dedi.